Bir açıklama yaparak videomuza başlayalım. Arkadaşlar bu Tia Portal'ı anlatan bir video serisinin videolarından sadece bir tanesi. Bu videoyu izlerken aklınıza bu ayar neden böyle yapıldı, o menülerden çıktı, bunu neden böyle yaptı şeklinde bazı sorular gelebilir. Aklınıza takılan o sorulara belki bundan önceki videolarda değinmiş olabilirim ya da bundan sonraki videolarda o kısımları detaylı bir şekilde anlatacak olabilirim. O nedenle Tia Portal'ı yeni başlayan arkadaşlar bu videoyu baştan itibaren video serisi şeklinde izlerlerse onlar için yararlı olacak. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Bundan önceki videolarda tagin kullanımına ait temel bilgiler vermiştim TIA Portal'da ama tag dediğim şey TIA Portal'da çok daha kompleks, çok daha detaylı bir konu. O nedenle tag'leri bu videoda anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi TIA Portal'ı açtık, main OB1'imizi açtık ve buraya bir program yazacağız. Örneğin bir kontak ve bunun çıkışına da bir tane bobin ilave ettik. Ve ben buraya komutları getirdiğimde soru işareti şeklinde bir adresleme yaptı ve bunlara ilk iş olarak adreslemelerine gireceğim. Örneğin buna input 0.0 adresini girelim. Ve diğerine de fiziksel çıkış olan q0.0 adresine girelim. Adresleri girmemizle birlikte onlara Tia Portal otomatik olarak bir tek ismi, bir etiket ismi atadı. Burada tek 1 ve tek 2. Bundan sonra devam edersek tek 3, tek 4 şeklinde standart olarak devam edecek. Ve TIA portalda kullandığınız komutların hemen hemen hepsinde bir tek ismi bu şekilde gelir. Bu tek isimlerini değiştirmemiz mümkün. Değiştirmek için de yapabileceğimiz birkaç yöntem var. Örneğin buraya tek 1 atadıktan sonra tek 1 yazan kısma geldik. Sağ tuşla Rename tek tag dediğimde tagin ismimi değiştirme olasılığı veriyor bana. Ne diyelim? Buton diyelim. Ve tek bir olan ismi, tag ismini buton olarak değiştirdim. Rename tag ile açtığınız bu menüde diğer kısımları değiştirmeniz, diğer kısımlara herhangi bir değer girmeniz mümkün değil. Change dediğimde az önce tek bir olan tag ismi şu anda buton olarak değiştirildi. Örneğin buradaki tag'i de değiştirelim. Yine geldik. Sağ tuşla rename tag dedik. Rename tag dedikten sonra buna da ne diyelim? Motor diyelim. Ve change diyoruz. Az önceki tek bir, tek iki gelen otomatik isimler şu anda buton ve motor olarak değişti. Şimdi de adresi değiştirelim. Adresi yanlış yazdığımız düşünelim. Bu sefer de adresi değiştirmek istediğimizde yine üzerine farenin sağ tuşuyla geldiğimizde Rewire Tag dediğimiz bir menüde kısım var. Bunu tıkladığımızda bu sefer de bana tag'in adını değil sadece adresini değiştirme imkanı veriyor. Şimdi burada Selection kısmında Global Input, Global Memory ve Global Output seçenekleri var. Şimdi örneğin bunu bir Memory Bit şeklinde değiştirelim. Global Memory'yi seçtiğimde otomatik olarak M0.0'dan başlattı bunu. Değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. Örneğin M01 de yapabilirim bunu. Change dediğimde buradaki buton taginin adresi input 00'dı. Şu anda adresi M0.1 oldu. Yani memory bit, merkel bit 0. 1 oldu. Tekrar buna rewrite tag diyelim. Şimdi burada global memory seçiliyken selection kısmında ben elle input 0.0 yazmayı deneyeyim. Change dediğimde evet burada input 0.0'ı elle yazdığımda değiştirme işlemini yaptı. Yani aslında şuradaki Rewire tag dediğimiz kısımda bana kolaylık olması açısından selection kısmında inputlara, outputlara, bakın output dediğimiz Q0.1 otomatik getirdi. Niye Q0.1 otomatik geldi? Çünkü Q0.0'ı zaten kullandık. Ya da işte global memory dediğimde buradaki adreslemedeki ilk kısmı yani ne olduğu Memory bit, merkel bit ya da input ya da output olduğuna dair otomatikman getiriyor ama Buradan seçmeseniz de buradaki kısmı elle örneğin input 0.0, input 0.5 ya da m50.0 gibi sizin kendiniz değiştirmeniz mümkün. Şimdi burada ben hem tek ismini hem de tek adreslerini değiştirmeyi gördüm. Peki bunu değiştirmenin başka yöntemleri var mı? Evet var. Örneğin buradaki buton kısmına geldim. Üzerine çift tıkladım ve dedim ki kontak. Şimdi ben buraya kontak yazdığımda dikkat ederseniz hem adres uçtu hem de tek ismi kayboldu ve altı kırmızı çizili şekilde bana az önce yazmış olduğum kontak kelimesini kontak e, ne diyeyim ben bunu etiketini gösterdi. Şimdi bu bir hata. Altındaki kırmızı çizili kısım bana bunun hata olduğunu gösteriyor. Üzerine sağ tuşta geldiğimde Define Tag menüsünü açarak burada kontağa atayabileceğim bir adresi seçmemi sağlayacak. Local Temp değil. Local Temp kısımlarına sonra geleceğiz. Yine bu bir inputtu. Input'u seçtim. Örneğin input 0.1'i getirdi otomatik olarak. Bunun ilk kullandığımız adresimiz neydi? Input 0.0'da. Çünkü butonu input 0.0 girişine ait bir tek olarak atadı. Bunu artık yeni bir tek olarak görüyor. Yani kontak isminde yeni bir tek olarak görüyor ve bunu otomatik olarak bana input 01'den adreslemem için bu input 01'i karşıma getirdi. Yok ben hayır input 0.0 olarak adresleyeyim bunu. Define dediğimde bakın kontak kısmı sarı hale geldi. Neden sarı hale geldi? Çünkü az önce input 0.0'a ben buton tagini atamıştım. Şimdi input 0.0'a ben bir de kontak tagini atadım. Yani bir input farklı isimlerde iki tane tagi var. Bu bir hata. Bu bir hata olduğu için bunu benim düzeltmem lazım. Birazdan tek table'a geçeceğiz. Tek table'da bunu silebilirim. Ama burada nasıl bir şey yapabilirim? Bakın dikkat ederseniz hata mesajını da altında çıkarttı. Daha önce buradan gördüğünüz gibi buton input 0.0'a ait ve ben bir de input 00'a ait kontak tagi koydum. Bunu değiştirelim. Adres değiştirmeyi neyle yapıyorduk? Adres değiştirmeyi rewire tag ile bunun adresini input 0.0'da çakışan adresim örneğin input 0.1 olarak değiştirdim. Bakın dikkat ederseniz oradaki sorun ortadan kalktı. Şimdi input 0.0'da ne var? Buton tagim var. Input 0.1'de ne var? Kontak tagim var. Başka nasıl değiştirebiliriz? Buradaki isimleri ya da adresleri. Fark etmez. Network'ün herhangi bir yerindeyken sağ tuş yaptığınızda Rename Tag ya da rewire Tag kısımlarını bana açıyor. Örneğin Rename Tag'ı açalım. Rename Tag'da bunun adı Contact'tı. Conta'yı değiştirip ne diyelim? Buton 2 diyelim. Buton alt çizgi 2 diyelim. Örneğin change dediğimde input 01'i az önce kontak tagi ile isimlendirmiştim. Şimdi burada rename tek de bu kontak taginin ismini ben buton 2 olarak değiştirdim. Bu network'te başka hangi tagler var? Q00i motor tagi var. Dikkat ederseniz ben network içinde bu işlemi yaptığımdan dolayı network'teki tüm tagleri bu tabloda, bu açılan menüde bana gösterdi. İstersen burada motor ismini de değiştirebilirim. Change dediğimde az önce kontak olan kısım buton 2 olarak değişti. Bu sefer de revert tag diyelim. Revert tag'de de ne yapıyorduk? Adresleri değiştirebiliyorduk. Adresleri örneğin buradaki, geleyim. Q0.0'ın adresini Q0.2 yapayım. Yine dikkat edecek olursanız network içerisinde yaptığım için sağ tuş nem ya da veri tek işini o networkteki tüm tekleri bana liste olarak getirdi. Change dediğimde de az önce buradaki Q0.0 çıkışı motor tekiydi ve ben bunun fiziksel adresini yani adres kısmını değiştirdim. Q0.2 haline getirdim. Peki başka bir yöntem var mı? OB1 içerisinde ya da işte program bloğunun içerisinde bunu değiştirmenin. Bakın şimdi yukarıdaki bir menü var. Bu yukarıdaki menüyü açtığımızda burada High Tech Information, Show Tech Information kısmı var. En alttaki satırı daha sonra videonun sonunda anlatacağım. O kısmı atlıyorum. Show Tech Information dediğinizde bu networkte kullanılan taglerin ve adresleri aşağıda açıklama şeklinde geliyor. Eğer buradaki tek sayısı fazlaysa aşağı ok şeklindeki bu kısma basarak listeyi kısaltabilirsiniz. Ya da listeyi açabilirsiniz. Şimdi burada neyi değiştirelim? Örneğin buton 2'yi değiştirelim. Buton 2'nin üzerine ben farenin bu sefer sol tuşuyla iki kere tıkladığımda Rename tek kısmı tekrar açılıyor. Bunu ne yapalım? Buton Örneğin D diyelim. Durdurma buton diyelim. Change diyebilirim. Peki Başka bir yer açılıyor bana? Hayır. Başka bir kısımda değişiklik yapmama müsaade etmiyor. Sadece sadece rename tek işlemini burada bana yaptırabiliyor. Change diyorum. Buton D'ye döndü. İşlemi tekrar yapalım. Motorun üstüne geldim bu sefer. Motora farenin sol tuşuyla çift tıkladım. Yine rename tag Yine bana rename tablosunu açtı. Cancel. Burada bu şekilde ben teklerin adreslerini ya da tek isimlerini değiştirebilirim. Dediğim gibi burada high tech information ya da show tech information kısımlarından aşağıda teklerin sembolik adreslerini ya da gerçek adreslerini seçme şansım var. Gizli yani bu benim çok kullandığım bir şey değil. High tech information dediğimde o kısım kayboldu. Burada benim bir benim daha var. Üzerine geldiğimizde şöyle heh, aşağıda gözüksün. Absolute ya da sembolik operands diye dediğimiz bir kısım var. Bu ne işe yarıyor? Buna tıkladığımızda şöyle yandan açalım. Sembolik adresi gösterir. Yani tek ismini gösterir. Etiketlemeyi gösterir. Eğer ben bunu absolut seçersem direkt oradaki adreslemeyi gösterir bana. Ya da her ikisini birden sembolik end absolut seçersem hem tek ismini hem de oradaki adreslemeyi bana gösterir. Şimdi ben hem bunu sembolik hem de absürd seçtiğim için şu menüden tekrar show tag information'ı seçmeme gerek yok. Zaten yukarıda her ikisini birden ne yapabiliyorum, görebiliyorum. O nedenle şuradaki gösterim yani ekstradan tek açıklamaları benim çok fazla işime yaramıyor. Kullandığım bir kısım değil. Şimdi OB1 üzerinde tek oluşturma ve bu teklerin isimlerini değiştirme kısmını burada gördük. Aslında tagler OB1'de ya da işte programın hangi bloğunda çalışıyorsanız orada konulan ya da işte değiştirilen şeyler değildir. Benim tek table'ım vardır ve tek table üzerinde ben bunlarla işlem yaparım. Şimdi biraz o kısma değinelim. Sol taraftaki program aracına geldiğinizde burada PLC tag diye bir kısım var. Tıkladığınızda burada tek table'ı, tek tablolarını görebileceğim bir kısım var. Şimdi burada programımı sileyim. Silerken de yine normal bir grafik programında ya da Word'de çalışırken yaptığınız gibi farenin sol tuşuna basılı tutarak komutları, sembolleri seçebilirsiniz. Der tuşuyla sildim. Burada PLC teklerin altında Show All Tag Table'a gelelim. Her ne kadar programdan ben bunları silsem de bu tekleri bir kere oluşturmuş oldum. Az önce ne yapmıştım? Buton, motor, buton D diye tekler oluşturmuştum. Burada o tekleri görebiliyorsunuz. Yeni tekler ilave edebilirim. Tek ismi verebilirim. Örneğin silindir diyeyim. Burada tek table hangi tek table'da olduğu, default tek table buna biraz sonra açıklamada bulunacağım. Burada data tipini görüyoruz. Ve Adresini de burada ne yapabiliyoruz? Input 02 olarak otomatik atadı. Bunu ne yapabilirim? Değişebilir miyim? Evet, değişebilirim. Yine sağ tarafındaki aşağı oka tıkladığımda, bunun hayır bir input değil, bir Q fiziksel çıkış olduğunu ve örneğin 0. byte adresinin 0. bitinde olduğunu ben burada seçebilirim. Otomatik olarak yapıyor atamaları, adres atamalarını. Şurada ben seçiliyken örneğin silindir tegini seçtim. Dikkat edecek olursanız sağ altta küçük bir nokta var. Bunu tutup aşağı doğru bu tekleri çoğaltabilirim. Dikkat ederseniz silindir 1, silindir 2, silindir 3, silindir 4 diye otomatik isimlendirilerek geldi. Ve adreslemede de dikkat edecek olursanız Q00 seçmiştim. Q01'i getirdi. Q02'yi atladı. diye Q02'yi? Çünkü yukarıda motorda kullanmıştım otomatik olarak adreslemeyi de yaptı. Şimdi hatta bunu bir uzatalım. Dikkat edecek olursanız Q0.7'den q 1.0 atladı. Niye? Çünkü Q0.8 yok. Devamında q 1.0'dan byte adresi olarak devam ediyor hatırlayacak olursanız. Şimdi burada bool bunun data tipi. Örneğin bu data tipini değiştirelim. Burada ne yapalım? Byte adresi olsun. Yine tabi Byte adresi yaptığımız zaman Q0.1 adresi olmuyor. Qbyte 0 oluyor. Bunu seçtim. Şimdi data tipini değiştik ve ben buradaki data tipini seçtiğimde bakın aşağıda yine benim aşağı doğru sürükleyip çoğaltabileceğim sağ alttaki küçük noktam oluştu. Bunu tutup aşağı doğru uzattığımda şu anda 3 tg daha bu data tipini uzattım ve bıraktığımda bana seçenek sunuyor. Diyor ki override tags yani bu taglerin üzerine mi yazayım ne vardı? Hangi seçiliydi? Şu anda silindir 1 seçiliydi. 3 tane daha. Silindir 2, silindir 3, silindir 4'ün üzerine mi bu data tipini değiştireyim? Ya da hayır bunlar yeni bir tag mi olacak? Şeklinde bana seçenek sunuyor. Diyeyim ki üzerine data tipini değiştir. Yani taglere elleme data tipini o taglere ata. Okey dediğimde Evet aşağıya doğru data tipini byte yaptı ama hani aynı hatayı burada da görüyoruz. Byte adresinde Q0.3 bit adresi olmaz. Yine bunu da örneğin bir byte adresiyle 0 vardı 1 şeklinde bir byte adresi vermeniz lazım. Burada Ctrl Z ile geri gelelim. Yine bu sefer diğer seçeneği seçelim. Evet aşağıdaki noktayı tuttuk aşağı doğru uzattım ve bıraktım. Ne, ne demiştik? Az önce üzerine yaz demiştik. Hayır. Yeni bir tag oluştur. Bunların hepsi yeni bir tag olsun dediğimde tıkladığımda bakın dikkat edecek olursanız 3'ün, 4'ün, 5'in üzerine yazmadı. Ne yaptı? Yeni bir 3-1 bir, silindir 4-1 silindir 5-1 yeni tagleri oluşturdu ve o taglere bu data tipini atadı. Bu şekilde de aşağı doğru sürükleyerek data tipini ya da İsmi aşağı doğru sürükleyerek ismi çoğaltmamız mümkün. Dikkat edecek olursanız. Yani tek table üzerinde bu tip işlemler yapmama bana müsaade ediyor. Şimdi bunların hepsini silelim. Seçtim. Ne yaptım? Sol kısımdan farenin sol tuşuna basılıyken yukarı doğru taradım. Del tuşuna bastığımda ya da fareyi üzerine getirdim. Farenin sağ tuş deleti seçtim ve buradaki oluşturmuş olduğum teklerin hepsini sildim. Yani tekler otomatik olarak isimlendirme ya da otomatik olarak data atama şeklinde bu tek table bana müsaade ediyor. Şimdi yeni tekler oluşturalım. Bir isim verelim buna. Diyelim ki start B1. B1 start B1 butonunu oluşturduk. Demin de söylediğim gibi Tak table default tak table bu kısma şu anda takılmayın biraz sonra açıklamasını yapacağım adresimi input 0.0 olarak atadı daha sonra gelelim diyelim ki motor 1 1 bunda az önceki özelliğinden dolayı input 0.1 otomatik atadı bunu da değiştiriyoruz aşağı oka bastığımda bu bir input değil bu örneğin Q 0 byte'ın sıfırıncı biti olduğunu buradan seçiyoruz. Şimdi tag table'ımın şurada bir takım klik seçenekleri var. Bunlar ne işe yarıyor? Üzerine geldiğinizde açıklamalara bakalım. Accessible from HMI. Readable from HMI ya da Visible in HMI gibi bir takım seçenekleri bana sunuyor. Bunlar operatör panelden bu taglara ulaşabilsin, görüntülenebilsin, değiştirebilsin gibi bir takım izinleri vermeme yarıyor. Bunun detaylarını operatör paneli ile ilgili hazırlayacağımız video kısmına bırakalım. Orada çünkü detaylı olarak bunları kullanacağız. Bir de burada retain sütunu var. Retain sütunu ne demek? Şurada benim retain ikonum var. Retain ikonuma tıkladığımda retain memory diye bir karşıma kısım çıkıyor. PLC'de bazı hafız alanlarını retentif kalıcı yapabilirim. Hangi hafız alanlarını? Örneğin memory bit, merker bitleri. Hangi hafız alanlarını? Örneğin zaman röleleriyle ilgili hafız alanlarını ya da hangi hafız alanlarını sayıcılarla ilgili hafız alanlarını retentif kalıcı yapabilirim. Kalıcı olması demek ne demek? Piyasın stop oldu, tekrar rana geldi ya da piyasınin enerjisi gitti geldi. Bu gibi işlemlerden sonra oradaki sayısal değer neyse zaman rölesinin içerisindeki ya da sayıcının içerisindeki ya da o ara o m bit çalışıyorsa yani hafız alanındaki değeri 1 birse ya da hafız alanındaki değeri sıfırsa nereden kaldıysa enerji gidip geldiğinde ya da stopran yapıldığında kaldığı yerden devam eder. Eğer ben burada bir tag olarak memory bit sayıcı ya da zaman ölüsü koyarsam onun retentive olup olmamasını buradan seçebiliyorum. Az önce de gördüğünüz gibi oradaki hafıza alanından başlangıç ve bitiş adreslerinin ne kadar olacağını, hangi alanı kapsayacağını seçiyorum. Onlarla ilgili ekstra örnekler yaparız. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmadan tekrar tag table'ımdan devam edelim. Şimdi taglerin sayısını biraz arttıralım. Örneğin değiştireyim bu tag'i B1 aşağıya da M1 diyelim. Tekrar B1 B özür dilerim. Tekrar B2 diyelim. Bunu çoğaltalım. Ne oldu? 3 4 şeklinde çoğalttık. Ha adreslemede bir hata yaptık. Adresleme neydi? Q0.1 kaldı çünkü otomatik olarak atıyor. Bunu da değiştirelim. Ne olacak bu? Input olacak. Input Dediğimizde input 0.1 otomatik geldi çünkü input 0.0 kullandık. Bunu yine aşağıya doğru tuttum, çoğalttım. Ne oldu? Üzerine yaz. Az önceki konu. Üzerine yazdı. Yani buradaki teklerin adreslerini işte input 0.1, 0.2, 0.3 şeklinde çoğalttım. Buraya tekrar M2 diyelim. Motorum 2 olsun örneğin. Bu da bir Q çıkışım olacak benim. Q'yu aldığımda Q00 var. Q0. 1'den başlayacak. Q0.1'den başlattık. M2 devam edelim. 3 4 olsun. Bu sefer düzgün bir adresten başlattığım için, yani olması gereken bir adresten başlattığım için 0, 2, 0, 3 şeklinde aşağıya doğru devam etti. Şimdi burası bize karışık geliyor. Bunları sıralayabiliriz. Nasıl sıralayabiliriz? Üzerindeki ister name yani tag ismi ya da hangi tag table'da olduğu, hangi data tipinde olduğu ya da hangi adreste olduğuna dair ben yukarıdaki kısma tıkladığımda A'dan Z'ye ya da Z'den A'ya Excel'de olduğu gibi bunları sıralamam mümkün. Ya da adreslere göre bunları sıralayabilirim. Dikkat edecek olursanız Adreslere göre de bunlar sıralanıyor. Data tipine göre hepsi data tipi aynı. Çok mantıklı değil burada data tipine göre şey yapmak, sıralamak. Tekrar isim sırasına göre aldım. İsim sırasına göre aldım. Üçüncüye tıkladığınızda ilk orijinal haline geri getiriyor. Ama sıralı tıkladığınızda A'dan Z'ye, Z'den A'ya şeklinde sıralıyor. Şimdi burada bir tek table'ım var. Bu tek table'ım benim. Show all tags tablosu. Burada bir de default table diye bir şey var. Tıkladığımızda aynı taglerin default tag table'da da oluştuğunu gördük. Şimdi tag table'da bana bazı esneklikler sağlıyor diyor portal. Şimdi bir projede 3000, 5000 ayonun olduğunu düşünün. Ya da işte diğer hafıza alanlarının olduğunu düşünün. Yani benim... Çok kalabalık bir tek table'ım var ve bu tek table içerisinde bazı şeyleri gruplama imkanı veriyor. Şimdi burada eğer ben hem gruplama hem yeni tek tablosu oluşturma add new tek table dediğimde ya da plc tag'in üstüne farenin sağ tuşuyla tıkladığımda add new tag table dediğimde ikisi de Böyle de diyebilirsiniz. Yani tek table'ın üstüne plc tag'in üstüne geldikten sonra add new tag table diyebilirsiniz ya da şurada add new tag table şeklinde bir ikonum var. Buna da tıklayarak yeni bir tablo oluşturabilirsiniz. Burada tek table bir sıfır gibi bir yeni bir tek tablosu oluştu. Tıkladım. Bunun içerisi boş. Buna bir isimlendirme verelim. Sağ tuş rename diyebilirsiniz. Diyelim ki paketleme. Paketleme ile ilgili teklerin burada olsun. Yine bu sefer buradan yapalım. Piyasa üstünden Add new tag table. Buna da tıkladık. İçerisi boş. Sağ tuş rename dedim. Az önce paketlemeyi kullandık. Buna da dolum diyelim. Dolum diyelim. Şimdi bunların içi boş. Bunlara ben yeni tagler oluşturabilirim. Burada oluşturacağım her tag şuradaki show all tags tablosunun içerisinde de gözükecek. Oluşturalım. Örneğin bir tane yardımcı eleman kullanalım. yardımcı diyeyim. Bul olsun. Bu da memory bitten oluşsun. Merger bitten oluşsun. Örneğin m10.0 adresim olsun. Bakın şimdi şoval tag'i açtığımda ben bunu az önce dolum tek table'ın içerisinde oluşturmuştum. Buraya şoval tag'e geldi. Ama default tek table'a gelmedi. Default tag table benim az önce oluşturduğum tek tabloları gibi bir tablo otomatikman standart olarak geliyor. Burada olmayabilir ama buradaki hangi tabloda oluşturursam oluşturayım. Bunların hepsi şoval tag'in tek tag tablosu içerisine yerleşecektir. Şimdi peki bunları buradan tablolara nasıl taşırım? Kopyala yapıştırla götürebilirsiniz ama bunun daha basit yolu şudur. Tag table sütunu var. Burada default tag table gözüküyor default tag table'dan ben bunu örneğin paketleme tag tablosuna alayım. b 2 de paketleme tek tablosuna alayım. Burada B3 tegi var. Bunu doluma alayım. Buradaki B4'ü de doluma alalım. M1 paketleme de olsun. M2 paketleme de olsun. M3 dolumda olsun. Ve M4 de dolumda olsun. Şimdi diğer tak tablolarını zaten içerisindeki tak sayılarını buradan yandan görüyorsunuz. Bu 5 bu 4 oldu. Çünkü az önce buna yardımcı eklemiştim. Geliyorum. Evet sadece içerisine benim elle yardımcı olarak girdiğim tagin yanı sıra şu alt tekten aktardığım diğer tekler de burada gözüktü. Paketlemede de ne vardı? M1, M2, B1, B2 vardı. Evet onları da burada ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Şimdi default tag table'da baktığımda herhangi bir tag yok. Niye? Buradaki tagleri ben hepsini dolum ve paketlemeye taşıdım. Şoval tag'e tekrar gelelim. Şimdi buradan kopyalı yapıştır yapabilir miyiz? Bir onu görelim. Örneğin B1'e gelelim. B1 sütununu örneğin kopya yaptım. Hangisinde B1 yoktu? Bunda B1 yok. Geldim buraya sağ tuş Pest dedim. Pest dediğimde dikkat edecek olursanız burada B1'in bir kopyasını oluşturdu. Yani b de bu tek. B1 parantez içinde bir şeklinde bir kopyasını oluşturdu. Burada turuncu. Bu turuncuyu ben nereden hatırlıyorum? Az önce bir adrese birden fazla tek ismi vermiştik ya. Oradaki turuncunun hatanın aynısı. Üzerine de tıkladığınızda bu tek diyor zaten diyor. Bu, bu adres başka bir tek tarafından zaten kullanılmış diyor. Burada adres değişebilirsiniz. Örneğin input byte adresi 10 olsun. 10.0. Bu hata kalkacak. Niye? Çünkü az önce B1 ve B1 parantez içindeki 1 aynı tegi bana gösteriyordu. Şimdi B1 parantez içindeki 1 tag'ini ne yaptım? Başka bir adrese atladığım için bu çakışmayı ortadan kaldırdık. Delete diyelim. Sildik. Delete dedik. Yine show all tag. Şimdi kesmeyle yapalım. katla yapalım. M1 sağ tuş kat. Default tag table'a geleyim. Buraya yapıştırayım. Geldi. Bakın burada bir hata mesajı vermedi. Dikkat edecek olursanız. Yani bu tek ismi bir adreste çakışıyor diye. Bunu anlamak için şoval tekze tekrar geldiğimiz zaman bakın M1'i default table'a taşıdı. Az önce ben kopyasını oluşturduğum için çakışma oluşmuştu. Şimdi bu sefer kopi değil de katla yaptık bu işi. Katla yaptığımız zaman taşıma işlemi yaptı. Buradan kesti başka bir yere yapıştı. Ha M1 burada duruyor mu? Duruyor. Yani buradan sizin tegi silmeden M1'i ya da başka bir tegi yok etmeniz imkansız. Değil, tekrarlayacak olursak piyasa kullandığınız tüm teklerin hepsi şoval tekte görünecek. Yani bu tablonun özelliği bu. Ve kes yapıştır yaptığım zaman da default tag table'a geldi. Bu hangi tag table'daydı? Örneğin paketlemedeydi. Bunu tekrar ben ne yapabiliyorum? Paketleme alabiliyorum. Şimdi default tag table'a gelelim. Evet buradan gitti. Paketlemeye geri geldi. Bakın. O zaman burada kopyala yapıştırla bir ikinci kopyasını oluşturursunuz. Ama oluşturmuş olduğunuz kopyada adres çakışması olabilir. Ya buradan hangi tag table'a atanması istendiğini, taşınması isteniyorsa Orayı seçebilirsiniz ya da kes yapıştır yapabilirsiniz. Tek table'ı ya da diğer tek table'ları dışarı Excel dosyası olarak aktarmak ya da dışarıdaki bir Excel dosyası şeklindeki tek table'ı içeriye tekrar almak mümkün. Onun için yukarı geldik export kısmı var. Export'a tıkladığınızda nereye aktaralım? Örneğin E klasörü altında bu ne olsun? Su fabrikasının tekleri olsun. Sufab isminde XLSX dosyası oluştursun. Bu tekleri alsın. Sade tekleri alsın ya da konstant. Biraz sonra sabitlere geleceğiz. Sadece tekleri alsın. Oluşturdu. Gelelim. E'ye. Dikkat edecek olarak Sufab diye burada bir Excel dosyası oluştu. Excel dosyasını açtığımızda o kaçak kullanıyorsun diyor bana. Microsoft. Tamam Bill En kısa sürede ben bunun lisans kodunu gireceğim. Evet oradaki teklere dikkat edecek olursanız buraya Excel dosyası olarak aldı. Peki buraya ilave edip tekrar içeriye alabilir miyiz? Ona bakalım. Diyelim ki bir tane de temp diye tek oluşturalım. Ne olsun? Yine Ctrl C dolum tek tablosunda olsun. Yine bul olsun. Bu sefer Ctrl-C, örneğin merker 10. 5 olsun adresi, şunların hepsi de aynı Ctrl-C, Ctrl-V. Kaydedelim. Yani ne yaptım ben buraya ekstra temp diye bir tane daha tek oluşturdum. Dosyayı kaydettim, kapadım. Açalım yine Tia Portal'ımızı. Şimdi de import yapalım, bakalım import yapacak mı, seçelim. Su fabrikası Excel dosyasıydı. Tekleri alsın. Demin dediğim gibi konstantlara sonra gireceğiz. OK dediğimizde evet temp diye dışarıda Excel dosyasında oluşturmuş olduğum teki buraya da aldı. Yani buradaki tek tablosunu dışarıya export etmek ya da başka bir Excel dosyası şeklindeki tek tablosunu buraya import etmek mümkün. Bu benim ne işime yarar? Örneğin bir projede oluşturmuş olduğum tekleri başka projelerde de kullanacak olabilirim belki PLC işte serisi değişmiştir. 211 kullanıyoruz burada ama orada mesela 214 kullanıyorsundur ama tekler aynı kalmıştır. Tekleri buraya import etmen, diğer projeden export edip buraya import etmen mümkün. Tag tablolarında araya satır eklemek de mümkün. Onun için örneğin burayı seçtim herhangi bir satırı. Insert row ya da add row şeklinde bir seçenek var. Aynı şekilde yukarıda insert row ya da Adru seçeneklerini ikon olarak da görüyorsunuz. Örneğin Adru diyeyim. Neyi seçtim? Dikkat edin aşağıda B4 tagini seçtim. B4 tagindeyken ben eğer Adru yapacak olursam altına ilave ediyor. Örneğin B2'yi seçip B2 tagi seçilirken de Insert row yaptığımda da üst kısmına yeni bir satır ilave ediyor. Buradaki tek tablomuzun içerisinde çok fazla tek yok ama bunun büyük bir liste olduğunu, uzun bir liste olduğunu düşünseniz bul ve değiştir işlemleri yapmamız gerektiğinde find and replace kısmını kullanabiliriz. Örneğin burada bana bulsun, neyi bulsun? Tempi bulsun. Tempi bul dediğimizde tempi buluyor. Nerede buldu bunu? Tag isminde. Adres isminde bulacak olursak input 0.3'ü bulduralım örneğin. Input 0.3'ü bulamadım diyor. Okey aşağı doğru arıyor. Up yapalım. Yukarı doğru arasın. Fint dediğimizde buldu. Yani bulamadığı zaman hem down hem up'ı seçmemizde sırayla fayda var. Çünkü en son kaldığımız yerin üstünde de olabilir. Altında da olabilir. Replace kısmında ne yapabiliriz? Örneğin yine temp'ten gidecek olursak temp tagini bulsun ve bunun adını geçici olarak değiştirsin. Replace dediğimizde yukarı doğru arattı. Aşağı doğru aratalım. Replace dediğimizde geççi olarak ne yaptı? Az önceki temp tag'in adını değişti. Şimdi tekleri ayrı tek tablolarına böldük ama yine de çok fazla ayı olan bir projemiz. Yani giriş çıkış ve tekleri çok fazla olan bir projemiz olduğunu düşünün. Bu sefer de dediniz ki çok fazla tek tablosu oluştu ortada. Bunları gruplandıralım. Ona da imkan sunuyor. PLC tek proje harcından PLC tek'i seçtiğinizde sağ tuş. Bu sefer Add Grup dediğinizde bana tabloları gruplandırma olanağı sağlıyor. Örneğin ne diyelim? Buna bidon dolum diyelim. Bidon dolum diye tekler için bir gruplandırma oluşturduk. Bunun altına A new tek table diye ayırır. yeni bir tek tablosu oluşturalım. Bunun da sağ tuş adını değiştirelim. Ne diyelim buna da? Kapak diyelim. Kapak kısmı için yeni bir tek tablosu oluşturduk. Yeni bir tek tablosu oluşturup bunun içerisini doldurabiliriz ya da örneğin dolum vardı burada. Dolum tek tablosunu seçip bu aşağıdaki bidon dolumun altına taşıyabiliriz. Artık ne oldu? Bu sefer benim az önce PLC tek altına oluşturmuş olduğum dolum tek tablosunu burada bir grup altına almış oldum. Bu ara çalışma yaparken aşağıda çok fazla pencere açıldı. Bu pencereleri kapatalım. Şimdi ana OB1 main kısmına geldik ve tekleri burada kullanmaya başlayalım. Yukarıdan bir kontak seçtim ve burada da bir çıkış seçtim. Şimdi soru işareti şeklinde getirdi. Buna bir tek ataması, adres ataması yapacağım. Üzerine tıklayıp buradaki kısma geldiğimde buradan da seçebilirim. Örneğin B1 seçeyim bunu. Buraya da geleyim. Örneğin M1 seçeyim. Bu şekilde sizin tekleri buraya atamanız mümkün. Bunun bir başka yolu daha var. Bu kısmı daha önceki videoların birinde bahsetmiştim ama örneğin hangisinde olsun benim kullanacağım teklerim dolum tek tablosunun altında olsun. Burada B3, B4, M3, M4 var. Buradan taşımayla yapacağım ben bu işi. Buradan proje ağacından eğer siz main OB1'i tıklarsanız Details view kısmı aşağıda kayboluyor. Öyle yapmayacağız. Tekrar dolumu tıkladım. Details view kısmında şu anda ben teklerimi görebiliyorum. Buradayken aşağıda açılmış olan pencerelerin gösterildiği kısımdan OV1'e geldim. OV1'e geldiğimde şu isimlendirmeleri silelim. Tekrar del tuşuyla. Buradan sürükle bırakma da yapabilirsiniz. Örneğin B3'ü Farenin sol tuşuyla seçtim ve buradaki kontağın üzerine sürükledim. Çıkışım neydi? Örneğin M3. M3'ü de farenin sol tuşuyla seçtim ve buraya getirdim, sürükledim. Bu şekilde yapmanız mümkün. Ya da daha önce bahsettiğim gibi pencereleri yan yana getirebilirsiniz. Onu nereden yapıyorduk? Buradan. Silelim bunları tekrar bu sefer buradan yapalım. B3'tü bu sefer B4 alalım. B4 tagini aldım. Ve M4 tagini aldım. Sürükle bırakla da yapabilirsiniz. Kapadım penceremi. Ve bunu yine tam ekran haline getirdim. Buradaki tekleri nereden almıştım? Dolum tek tablosundan almıştım. Burada bahsetmediğim bir şey vardı. Command kısmı. Burada açıklamalar yapabilirsiniz. Neyi kullandım? B4, M4'ü kullanmıştım az önce. B4 şu. Buraya bir açıklama yazalım. Ne diyelim? Silindir butonu. m 4de kullanmıştım. Örneğin kapak pres diyelim. açıklama yazdım. Aralarına boşluk da bırakabilirsiniz. Bunda boşluk bırakalım. Bazı şeyler alışkanlık haline geldiği için ben de. Buraları açıklama yazdım. Yine OB1'e dönelim. Az önce burada anlatmış olduğum Show and High Tag Information kısmına tıkladım. Show Tag Information dediğimde dikkat edecek olursanız Command kısmında buraya ne yaptı? açıklama kısmını buraya ne yaptı getirdi. Sürükle bırak mantığını başka nerede kullanabilirim? Şunları bir sileyim. Bunun bir yolu daha var. O da buradaki device konfigürasyon var. Buna tıkladığımda mi görüyorsunuz. mi bakın büyüteyim. Ekranda PLC üzerindeki klemenslere de ya da buradaki ledlere de az önce vermiş olduğum tek isimlerin geldiğini görüyorsunuz. Bu pencereyi de yine yan yana alayım. Yani benim main ob1 penceremle. Şunu getirelim şöyle. Ooo oh, çok gitti. Şimdi Burada örneğin Biraz büyütelim bunu. Çünkü videoda çok iyi çıkmayabilir. Örneğin burada input 0.0 b1 demişiz. Buradaki B1'i sürükle bırak mantığıyla yine farenin sol tuşuna tutulu şekilde program blok üstündeki TG e, sembole getirip atabilirim. Sürükle bırak yine burada da çalışıyor. Kapatalım ve bunu yine tam ekran alalım. Paketlemeye gelelim. Buraya geldiğimizde hatalı bir adresleme yapalım. Örneğin input 0.0'da ben bunu input 0.8 diyeyim. Byte olarak input 0.8 adresi yok. Input bir byte input 0.0'dan başlar. Input byte 0, input 0.0'dan başlar. Input 0.7'ye gider. Ama 0.8 seçtiğimde olmayan bir adres seçiyorum ve dikkat ederseniz bu sefer kırmızı yaptı ve üzerine geldiğimde bana teknik olarak bir hata yaptığımı söylüyor. Ctrl Z ile geri gelelim. Şimdi buradaki Sütunların yerini değiştirmem mümkün. Taşıyabilirim bu sütunların hepsini. Yine farenin sol tuşuyla bunların yerlerini değiştirmem mümkün. Şimdi aklıma gelmişken şu PLC kısmına bir daha gelelim. Burada PLC'mi tıkladığımda şu menüyü yukarıya doğru çekelim pencereyi. Burada Properties kısmında Biotox kısmı var. Burada da az önce oluşturmuş olduğum tekleri ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Burada hangilerini değiştirmeye müsaade ediyor? Bir ona bakalım. Örneğin B1. Bunu B0 yapalım. B0 olarak değiştirdim. Input 0.0'ı. Bu paketlerine değmiş. Tek olarak. Bunu ne yapalım? Doluma alalım. Bakalım değişecek mi tek tablosunda? Geldim. Paketlemede B1 var mı? Yok. Nereye almıştık? Dolu mu almıştık? Evet. Az önce bunun adı B1'di. Tag'in ismi. Input 0.0 adresine ait. Ne oldu? Burada B0 olarak değişti. Yani buradaki device konfigürasyon kısmında properties tekrar açalım. Properties kısmında, tax kısmında da ben tak tablosuna müdahale edebiliyorum. O OB1'imize geri gelelim. Geldik pencereyi aşağı indirelim. Şimdi burada Q0.0 M1 tag ile isimlendirdiğim bir çıkış vardı. Bunu sağ tuş insert common diye ekstradan açıklamalar yazabilirim buna. Örneğin ne diyelim bunu? Band motor şeklinde bir açıklama yazdım. Yani benim aslında network'üme isim verebilirim. Network'üme açıklamalar yazabilirim. Bu network'ün tamamını kapsar buradaki isimlendirme ya da açıklama. Ekstradan her bir fonksiyon, her bir komut ya da her bir eleman için ilave açıklama kutucukları oluşturabilirim. Bunun gözükmesi ya da gözükmemesini şu yukarıdaki Free Command On Off seçeneğiyle ile kaldırabilirim ya da seçebilirim. Şoval Text tablomuza geri gelelim. Herhangi bir tek tablosunu açtığınızda tek tablosunun altında Properties diye bir kısım var. Bu tag ile ilgili bana bilgileri veriyor. Örneğin şu tag'i seçelim. Tag'in ismi, B4 tag'i, data tipi, hangi adrese ait olduğu, retentif olup olmayacağı açıklama kısmı, daha önce bahsettiğim operatör paneli ilgili izinlerin olduğu kısımlar burada var. Bir de burada ne zaman oluşturulduğu, en son ne zaman değiştirildiğine dair bilgiler de bulunmakta. Belki bu bilgi bazı projelerinizde işinize yarayabilir. Oluşturulmuş olan teklere ait detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz. Örneğin buradaki B4'ü buton olarak değiştirelim yani Properties kısmında değiştiriyorum. Ve buton olarak değiştiğimde yukarıda tek tablosunda da bunun değiştiğini görüyorsunuz. Ya da tek tablosunda değiştirdiğiniz zaman da yine aşağıdaki tag'e ait Properties penceresinde bunun değiştiğini görebiliyorsunuz. Burada taglerin olduğu pencereyi görüyorsunuz. Bununla birlikte beraberinde yukarıdan iki ayrı pencere daha açabilirim. Burada user constant dediği kısım ben bazı sabitler girebilirim. Örneğin zaman 1 gibi bir sabit girebilirim buraya. Default tag table'da olabilir ya da başka bir tag tablosuna taşıyabilirim. Çok önemli değil şu an için. Data tipini seçiyorum. Data tipini ben buradan üzerine çift tıkladığımda Zamanı nerede kullanacağım? Örneğin zaman rölesinde kullanacağım. Zaman rölesindeki format neydi? Time formatı. Time formatı olarak seçebilirim. Bu user konstantlar ne işe yarıyor? Proje içerisindeki bazı sabit değerleri buraya ben ne yapabiliyorum? Tablo olarak girebiliyorum. Örneğin buna değer olarak ne atalım? 5000 milisaniye. Time formatı milisaniyedir ve 5000 milisaniye. Peki bu benim ne işime yarayabilir? Yine gelelim Mino B1'e. Burayı sildim. Bunun yerine bir tane buraya zaman rölesi oluşturayım. Örneğin TP zaman rölesi oluşturayım. Fark etmez. Zaman röleleri ile ilgili videoyu önümüzdeki günlerde çekeceğim ama. Şimdi hazır aşağıya attı. Aldım yukarıya sürükle bırak yaptım. Şurada bir ok oluştu hazır oluşmuşken ondan da bahsedeyim. Eğer ben bu oku silmezsem projeyi derleme sırasında bana burada daha devam edecek bir komut varmış gibi görüp derleyici hata olarak mesaj veriyor. O nedenle bunu silmem lazım ki orada bırakmış olduğum okucu yani program devam edecekmiş gibi gösteren okucunu silmem lazım ki derleme sırasında ya da işte piyasaya gönderme sırasında bana hata vermesi. Burada pt değeri tekrar söylüyorum. Zaman öğeleriyle ilgili videoyu önümüzdeki günlerde çekeceğim ama yeri gelmişken açıklama amacıyla anlatıyorum. Buraya bakın dikkat edecek olursanız az önce benim şovalt tak tablosunda oluşturduğum zaman sabitim geldi. Ve zaman sabitin içine ben ne atamıştım? 5000 atamıştım. Buna benzer bazı sabitler işte pi sayısı, hız sayısı, işte sabit tutulması gereken moment sürücüyle birlikte çalıştırılıyorsa pi'si, Moment değeri ya da işte bazı sensörlerin karşılaştırma değerlerini oraya sabit olarak atabilirim. Bu bana ne sağlar? Tekrar geleyim sabit değer kısmına, User Constant'a. Bunun bana sağladığı şey şu. Eğer ben bu zaman değerini proje içinde çok fazla yerde kullanıyorsam ya da projem çok uzunsa ve bu zaman değerini kullanmış olduğum zaman rölemi proje içerisinde arayıp bulmam zor oluyorsa bunu sabit değer olarak buraya yazarım. Ve bir değişiklik yapmam gerektiğinde sadece buradaki değişikliği yapmam benim için yeterli olur. Bu değeri kullanmış olduğum her bir komutu tek tek bulup üzerinde değiştirmektense ya da bir komut dahi olsa o komutu uzayıp giden proje içerisinde bulup değiştirmektense buradan değiştirmek benim için daha avantajlıdır. Yine burada bir pencerem daha var. System and Constant diye. Bu biraz daha işletim sistemi ile alakalı bir pencere. Burada benim işletim sistemi tarafından atanan hardware ID'leri veya buna benzer değerlerim vardır. Bu kısmı belki hızlı sayıcıları ve diğer komutları kullandığımızda tekrar bakarız ama buranın sistemle alakalı olduğunu, işletim sistemiyle alakalı olduğunu bilmeniz şu an için sizin için yeterli. Tekrar OB1'e dönelim. Zaman rölemi de sileyim. Tekrar buraya bir çıkış atayım. Örneğin M4 fark etmez. Burada Show and High Tag Information kısmında en altta bir seçeneğimiz daha var. Tag Information with Hierarchical Command diye. Şimdi bu detay bir konu ama yeri gelmişken bahsedeyim. Bunu açıklamak için çok daha ileride göreceğimiz olan bir konuya bir sıçrama yapacağız. Bunu anlatabilmem için buraya benim bir data block oluşturmam lazım. data blok oluşturduk. Data bloğumun içine girelim. Buraya bir data ismi girelim. Örneğin deneme dedik. Buradaki data tipini eğer ben S'ye gelelim. Struct seçersem altına tekrar yeni datalar oluşturacağım test 1 test 2 örneğin 2 bunlara da bir açıklama komut yazalım açıklama 1 açıklama 2 ve açıklama 3 tekrar main.ov1'e gelelim şuradaki tag'i değiştireyim, data block içerisindeki deneme datasının altında örneğin test1 seçeyim. Test1 seçtiğimde eğer ben burada show high tech information'da tek information with hierarchical commons dediğimde az önce data block'ta oluşturmuş olduğum structure veri tipindeki alt verilerin açıklamalarında yazıyor. Ha, çok ekstrem bir detay. Ama menüde onu gördüğünüzde bu ne işe yarıyor diye sorarsanız bu işe yarıyor. Şu an için beni çok fazla ilgilendiren ve işime yarayacak bir şey değil. Ama bu şekilde de bir açıklamasını yapmış olalım. Uzun bir video oldu ve videonun başından beri hala tak table üzerinde konuşuyoruz. Tak table ile ilgili bir takım işlemler yapıyoruz. Şu anda benim aklıma gelenler bu kadar. Unuttuğum var mı? İlla ki vardır. Çünkü çok detaylı bir konu. Hatırladığım kısımları da bundan sonraki videolarda kısa kısa açıklamalar şeklinde ilave edeceğim. TIA portaldaki tag table'ın oluşturması, tagların atanması bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.